Patatesli tavuk paça, 300-400 gram tavuk kuşbaşı, 3-4 adet haşlanmış patates, 1 adet kuru soğan, kırmızı toz biber, karabiber ve tuz. 3-4 yemek kaşığı sıvı yağ, 2-3 diş kadar sarımsak, 2 adet yumurta, 1 su bardağı yoğurt, sıvı yağ, 1 yemek kaşığı domates salçası olacak. Önce normal bir sote yapar gibi bu harcı ayarlayacağım. Serpil, bana bir kesme bıçağı verirsen. Veririm bıçak. Patatesin harcın içi neyse birazcık yumurtaları kırıp ezeceğiz. Ben önce ezeyim. Aynen. Sonra sen onu yumurtalarla karıştıracağız, yoğurtla. Aslında bunların hepsini bir çırpıp koyarız, daha rahat olur. Tabii ben ezeyim o zaman. Bir de bu işlemi yaparken patates birazcık sıcak olursa daha iyi olur. İşte benimkisi maalesef. Bizimkisi sertleştiği için evet birazcık. Bir tava da alayım Serpil. Altını açalım. Şey, tavukla pişireceksin ya onu, değil mi hayatım? Hı-hı. Şunu vereceğim Nermin ben sana ya. Şükran Hanım hiç hoşlanmayacak ama. Bu bıçak nereden geldi, bizi biri mi bıraktı? O da bizim hayatım. Bunu kullanayım ben artık. Bunu kullan, pek bir güzelmiş. Onu ettim ama dikkat et. He, bunu beğendim. Onun bir de büyüğü var. Yok sen bu unuttun. İyiymiş bu. İyi. İyi geldi elime. Ha. Bak annesi, onun bir de böylesi var. Bak bak. Mukatlı, yo, bu o iyi. Elindeki mukatlı zaten. Bu iyi. Ne? Bu mu seni kesen? Evet, mukatlı. Aman Allah korusun ya, bıçak gerçekten şakaya gelmez. Yok kardeş. Ama bileğini de olmadan da böyle tık 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 kesemiyorsun. Evet. Acemiler gibi kalıyorsun. Bak bunda nasıl kestim. Ama o benim dikkatsizliğimden kaynaklandı. Değil mi? Tabii canım. Bıçağımız yok. Bunun içine değil de yayvan bir şeyin içine mi yapsaydık? Şey, bunu da yapalım, tamam. Yani. Tavada da yapabiliriz. O kadar büyük değil ya, tavuk mavuk gelecek diye verdim sana onu. Şimdi ben gözükmeyecek ondan dedim. Yok, bunu da görüyor. Bunun bir büyüğünü görmüyor Şükran Hanım. Bir dakika. Evet, tenceremizi ocağımıza aldık. İkinci şifremizi hemen vereyim. 1 efendim. İkinci şifremiz 1. Ekranda göreceksiniz. Sizden ricam efendim, ne olursunuz şifreleri DM üzerinden atmayın. WhatsApp numaramız üzerinden göndermeyin. Çünkü hiçbir şekilde dönüş sağlayamazsınız. Nermin'in Enfes Mutfağı Instagram hesabımızın altındaki son videoya istiyoruz. Bunu da özellikle yayında söyleyeyim. Hem sizler hani ilgilenmiyormuşuz gibi gözükmek istemiyoruz ekranda. O yüzden söylüyorum. Şu bir miktar yağ aldım tenceremin içerisine. Önden ben tavuğumu değil de bu sefer etimi karamelize edeceğim. Pardon, soğanımı karamelize edeceğim. Şöyle alıyorum. Şöyle. Çünkü soğan, yani tavuğu önden aldığımda böyle sulanmış gibi oluyor yani. Soğanı istediğim rengini yakalayamıyor. O yüzden böyle önden bir miktar. Tamam, tencereyi kaldırayım. Şöyle. Bakın. Böyle yani yağın içinde bir miktar kavuracağız. Şu an çok görülecek bir şey de yok. Hemen ben bu tarafa geçeyim. Bir ne çırpma kabı alabilir miyim Serpil? Sosunu ayarlayayım. Yumurtayla yoğurtla. Şunu sana değil mi? Küçük olan, aynen. Senin telini de ben halletmiştim. Şimdi yoğurdumu alıyorum. Bu patates paçada bir pişirme yapacağız fırında. O yüzden ne yapacağız? Ocakta. Ocağın üstünde şimdi güzelce pişireceğimiz için önden yoğurtla yumurtayı iyice çırpmanızı istiyorum. İçerisinde yumurta kalmasın. 2 adet yumurtamı kırdım. Bir miktar tuzumu atıyorum içerisine. Şurada bir çatal yardımıyla güzelce çırpacağım bu karışımı. Da. Ha, görmedim. Şöyle güzelce çırpıp iyice yediriyoruz. Çok yumuşacık bir patates püresi oluyor. Ben bu tarifi gerçekten çok seviyorum. Dedim, geçen Ramazan ayında sosyal medya hesabımda paylaşmıştım. Orada da çok dikkat çektiği için bu Ramazan'da da burada paylaşmak istedim. Biz Ramazan geçirdik değil mi burada? Tabii, İkinci Ramazan'ımız. Yani o kadar çok yoğun tarifler verdik ki, ama bu tarifi verdiğimizi hatırlamıyorum Serpil. Biz burada yapmadık onu. Değil mi? Yapmadık. TRT'de yaptık. Sonra. Evet, TRT'de yapmıştık. Aha. Burada yapmadık ve dedim ki hani Kanal 7 izleyicilerime harika bir lezzet. Çünkü patates, yoğurt ve yumurtayla buluştuğunda böyle bir kendini salıyor. Akışkan bir hal alıyor. Onu zeminde kullanacağız. Üzerine hazırladığımız bu tavuklu karışımı koyacağız. Yani of of of. Buraya mı koyayım bunu? Yok, bunu soğanın içine koyacağız. O zaman şuraya rendeleyeyim, şurada kalsın. Ya onun içine de koyabilirsin. Daha iyi aroma olur. Patates paçası. Onlar çorba gibi koymuşlar. Ha. Yok. Değil. Çorba değil. patates paçası böyle olur da şey. O çorbası farklı tabii. Ama bu paçası. Evet, paça çorbadır sizde. Bizde de yemektir. Bizde böyle patates yok. Ne oluyor? Ha? Ne oluyor? Biz de böyle yaptık işte. Birazcık tuz ekliyoruz. Estağfurullah efendim. Estağfurullah. He, biraz Avrupa görmüşlüğümüz var Allah aşkına. Soğanı kavurduk efendim. Şimdi içerisine ne yapıyoruz? Tavuklarımızı ekliyoruz. Bakın şimdi bak, diyorsunuz ya önden tavuk kavrulur. Evet biliyorum, ben önden genelde tavuğu kavururum ama soğanı bak şu şekilde karamelize edemiyorum ya. Soğan tavuk girdiğinde bu görüntü olmuyor. Yani ne yaparsanız yap sulanıyor soğan. Böyle lapa gibi hissediyorum. Ama soğanı şimdi kavurduk, oh mis gibi. Şimdi bu kavrulmuş soğanın üzerine tavuğun kendi suyu bile girse hiçbir şekilde rahatsız etmiyor yemeği. Ben böyle yapıyorum yani nacizane. Tabii ki diğer türlü de önden kavurduğum tariflerim de oluyor ama bu tarifte kesinlikle böyle yapın. Soğan böyle birazcık lezzetlensin, karamelize olsun. Soğan pişerken de biz şimdi mesela tavuğu kenara alalım. Patates püresini yapalım bir yandan da. Şöyle. Gel bakalım canım. Bunun içerisine bir miktar yağ ekleyelim Serpil. Tereyağın var mı? 2-3 küp sana zahmet tereyağı. Hı. Şimdi patatesi birazcık ısıtmak istiyorum burada. İyice en son aşamada bu karışımı dökeceğim. Pişirmemem gerekiyor. Soğukken o yüzden ilave edeceğim ki pişmesin. Sen oraya şöyle atıyorum. 2-3 tane sana zahmet Serpil. Bir tane kocaman attım Nermin. Ben de şuradan bir... Aha burada bıçak var Serpil, bunları al, elimi kesiyorum. Şey, oradakiler... Ben bir şey olmaz. Bunlar şey değil. Şöyle tereyağıyla birazcık burayı özleştireceğim. Bizim o patates ezeceğimiz var ya, o da lazım bana şu an. Neyimiz lazım? Az önce patatesleri ezdiğin. Ha, ezeci. Hı-hı. Dur. Hemen burası. Şarkalık geliyorum. Tereyağıyla güzelce özleşsin. Burada da sarımsaklı yumurtalı karışımımı hazırladım. Biliyor musunuz kıymetli izleyicilerim, efsane. Şimdi şöyle döktük, birazcık bunu böyle iyice yedirerek pişireceğiz. Patatesi birazcık salacak, gevşek bir hal olacak şöyle. Buraya biraz tuz atacağım çünkü patates tuzu seviyor. Şöyle. Aynen. Şöyle güzelce beyaz bir sos yapacağım ama iyice pişireceğim. Hani içerisindeki yumurta çiğ kalacak mı düşüncesi olmasın. Asla çiğ kalmayacak. İyice bunu böyle ezip püre haline getirip pişireceğim. Sadece istediğim yumurta görüntüsü kaybolsun. Yani içerisinde hızlı karıştırmaya devam ederseniz şey olmuyor, böyle beyaz beyaz bir görüntü olmuyor. Onu istemiyorum. O yüzden birazcık karıştırmanızı tavsiye ediyorum. Omlet gibi olmasın yani. Evet şu an benim... Buyur Serpil Hanımcığım. Evet bakın, of harika. Şu an tam istediğim kıvamı aldı. Vura vura böyle keşkek pişirir gibi birazcık sert pişirmek gerekiyor. Hem yumurtamız pişsin ki mideyi de rahatsız etmesin. Burada da ay elim yandı. Soğanlı karışımını pişiriyoruz. Tam bir ana yemek. Çok güzel böyle bir tabağımız varsa Serpil, böyle evet, birazcık bakır tarzı bir şey de olabilir aslında. Ya da o güveçte mi yapsak bilemedim. Güveç ağır olur. Dur, gerçi. Geliyorum. Aha. Şimdi bunu zemine kullanacağım. Şu anki kokusu efsane, keşke gönderebilsem. Tavuğa da salçamı ekliyorum. Bizim o sosyete bakırlardan vereyim Nermin. Sosyete bakırımız mı vardı bizim? Tabii. Öyle mi? Bak getirin tanıştırayım. Getir bakayım. Bak, sosyete bakırını da bir göreyim yani, varsa. Neden kullanmıyoruz? Ramazan ayı. Şöyle tavuğumuzu da salçayla güzelce harmanlıyoruz. Burada tamamen lezzetler bir araya geçmeye başladı. Karabiber, pul biber ve Serpil gelince şey isteyeceğim. Kekik. Mutlaka koyun kekik. Tarifi yazmadık ama kekik çok güzel oluyor biliyor musunuz tavuklu karışımda. Kesinlikle kekiği böyle bir miktar, nacizane tavsiyem, koyun ya. Kekiksiz olmaz. Oh. Rengin güzelliğine bakar mısınız? Aman Allah'ım. Nermin'in Enfes Mutfağı'nda bugün gerçekten damakları şenlendirecek, hem bütçeye hitap eden hem de kolaylıkla iftar için hazırlayabileceğiniz, sahur için hazırlayabileceğiniz önerilerle harikasın Serpil. Tam sosyete bakırıymış, evet. Kekik istiyorum ya Serpil'im tavuğuma. Kekik mi? Dur vereceğim. Zahmet olacak ama. Yok yok, şunu çalkalayayım ki toz boz olur. Şöyle sosyete bakır hakikaten ama içi çünkü çelik, dışı şey sosyete. Hayır, bir de hassas, sıcağı da gelmiyor ya yavrum kekik. Benim. Kekik. Bakın şöyle bir kekik. Heh. Çok seviyorum ya. Tavukla ve etle ilişkisi de çok güzel bu kekiğin. Gerçekten inanılmaz bir lezzet katıyor. Eskiden bak ben çok fena bir çocuktum. Bana asla bu kekiği, işte karabiberi, tuzu, yani hiçbir şey yediremezdi annem ya. Tuzdan bile etkilenen bir çocuktum. Ya ay, kim derdi ki Serpil çok az su istiyorum ama burada kalmamış. Nermin ne yoğurmuşsun anneni be. Vallahi hiçbir şey yemezdim. Bir yarım su, şunun içine çok az su alabilirim. Dur, yani geldi. O kadar mızmız bir çocuktum ki yani şimdi diyorum ki ben nasıl nimetlerden gerçekten kaçmışım yani. Kekik, nane yenmez mi? Kurban olduğum yani. Bak şimdi Kerem kendi sana kendime çıkmış. Kızıyorum. Kerem değil, Ömer. Aşağı Ömer çok affedersin. Kendi kendime kızıyorum gerçekten. Yani kekiğin bıraktığı lezzet. Şöyle yarım çay bardağı kadar su ekledim. Burada birazcık etim daha güzel pişsin. Bari. Zaten pişti sayılır. Bak of. Vallahi çok lokum güzel lokum. Oldu. Nermin. Aynen öyle lokum. Bari sıcakta kullanamıyoruz, şey olsun. Oh, vallahi bunlar görüntüsü yalnız çok güzel. Yalnız püremiz de çok güzel oldu. Of. Bence de. Oh mis. İyice yumurtayı da pişirdik. Yani rahatlıkla şu an yiyebilirsiniz. Hani dokunur mu eder mi, işte yumurta içerisinde nasıl olur düşünmeyin. Ben buraya koydum sana. Ben sunuma geçeyim tavuğum pişene dek. Gel bakalım hadi bismillah. Şimdi zeminde bir kaşık daha alabilir miyim Serpil? Ben sana tutayım onu dökmek için. Yok. Ha, başka bir şey kullanacaksın. Birazcık güzel büyüğünü alayım ben kaşığı. Metal büyük. Hı. Dur. Şimdi bunu birden dökersek lap olur. Güzel olmaz. Güzel bir sunum yapalım. Şimdi şöyle aldık bakın. İçinde asla yumurta olduğu belli bile değil. Lezzet olarak zaten yumurtanın kokusunu almayacaksınız. Tadını yani böyle hissetmeyeceksiniz. Sadece yemeği bir tık lezzetlendirdiğini göreceksiniz. Şöyle. Şimdi bak bunu döksek böyle istediğim gibi şekil almayacak. O yüzden istemiyorum kenarları lekelensin. Burayı böyle birazcık çukur yapacağız. Orta kısmına çünkü şey gelecek, tavuklu karışım gelecek. Kenarlarını böyle daha dağ gibi yapalım. Hakikaten güzel oldu ama. Heh. Kokusu bak, çok vallahi güzel. Bu bakırlara gıcık olup duruyordum. İyi işe yaradı bari. Kenara koy, lazım olur. Yok orası öyle de hani sıcağa dayanamıyor ya, süslü. Kenara koyacaksın, hiçbir tabii. Şey fazlalık değil. Bana bazen diyorum ya sosyal medyada böyle mutfak temizliğimi paylaşırken yazıyorlar. Kaşık alayım. Şey diyorlar hani çok değil mi iş ya? Ya biz şimdi öyle bir şeyin içindeyiz ki efendim. Hani evet. Herkes kendi işini yapıyor ya, yatırımını. Şimdi benim işim de mutfak yani. Ben mutfağa girdiğimde benim elimin altında böyle farklı sunum tabaklarım olması gerekiyor ki sizlere daha güzel, görseli yüksek güzellikler çıkartabileyim. Şimdi sunum tabaklarım olmadığında hep aynı şeyle. Geçen üşendim. Ya çok gülüyorum, gerçekten çok tatlısınız. Ben bir ara sürekli masamın üstündeki kek kalıbını kullandım. Ayaklı böyle Çiçekli olan. Ama ben çok beğeniyordum şimdi onu. 3-4 kere onu kullanınca bir tane izleyicim, takipçim sosyal medyadan yazdı. Nermin Hanım, başka sunum tabağınız mı yok? Her seferinde bunu kullanıyorsunuz. Çünkü salona gidip öbürkünü almaya üşendim. Sonra dedim ki, demek ki dedim hakikaten aynısını görmek istemiyorlar. O gündür bugündür hep farklı kullanıyorum. Yani ara dönüşümlü yapıyorum. Yani Nermin, siz de haklısınız. Bak Ömer aşkım. Siz de haklısınız yani. Ama bazen üşeniyor insan canım. İşte evet, o yüzden. Ama dedim ki bak izliyor yani. Vallahi sıyırasım geldi şu parmağımla. İzleyicimiz de yapıyor yani, istiyor. Şıkır şıkır sunumlar görmek istiyorsunuz haliyle. Evet, zemine koyduk. Tam bir ana yemek. Tam bir ana yemek efendim. Nermin'in Enfes Mutfağı'nda bugün patates paçası yapıyoruz. Şöyle şunu şuraya kaydırayım. Bir miktar. O büyük kaşığı tekrardan alabilirsem. Ha. Şu köpükleri satayım. Ne aradın sen? Kaşık bırakmamışız da tavuk için. Dur ben getirdim bak. Evet. Şöyle güzelce bir al canım. Oo, kekik yoğun kokusu beni benden aldı. Mest etti bak. Oo. Çok güzelsin gerçekten. Aman Allah'ım. Birazcık daha suyunu çektirelim. Tavuğumuzu pişirelim, ağzı açık. Şöyle. Bakar mısınız? Lezzetin Sesi Kanal 7 ekranlarında, Kanal 7 izleyicilerine özel. Nermin'in Enfes Mutfağı'ndan efendim. Lezzetin Sesi bugün Cuma saati efendim. Mukabeleler okunuyor mu? Allah kabul etsin inşallah. Bize de dua edin. Sonrasında pastamızla ilerleyelim. Pastayı yapalım. Bu tamamdır. Kapattım. Efendim şimdi buluşturma anı. En sevdiğim kısım. Bakın. Bismillahirrahmanirrahim. Ay tam ortada mis. Çok güzel oldu gerçekten. Hem pratik hem doyurucu. Ve sunumla birlikte taçlandığında gerçekten güzel bir alternatif, iftar ve aslında sahurda bile diyorum ya, yapınca yiyebilirsiniz. Ben bazen iftarda hazırladıklarımı sahura koyuyorum yani. Kalkıp bir daha uğraşmıyorum. Bu içerisinde yumurta var ama pürede yumurta olmaz. Bu paça, patates paçası. Yazabilirsin Google'a. Sen de o zaman de ki, ya Yüksel Efendi sen gelirken biz gidiyorduk yemekte, tamam mı? Ne şey mi diyor paça? Bak ya. Sen bu yemekleri nerede gördün? Bu paçanın hası, patates paçası. Allah'ım ne zor sınavdayım, ne zor imtihandayım, yemin ederim ha. Ne imtihanda. Ay çok güzel oldu. Evet. Vallahi şöyle göstereyim, biraz daha dikey alabilecek miyiz böyle tam? Heh. Ortalığı alalım şöyle görelim. İki tarafı açık. Yemek sadece orta kısmında, harika. Evet. Yemek orta kısmında, zeminde patates paçası gözüküyor efendim. İçerisine 2 adet yumurta, 1 bardak yoğurtla yapmış olduğumuz muhteşem bir patates harcı oldu. Zemine iyice pişirdikten sonra onu koyduk. Üzerine de yapmış olduğumuz soğanlı, baharatlı tavuğunu ekledik. Ve şu an ekranda şıkır şıkır bir görüntü var efendim. Deneyeceklere şimdiden afiyet olsun efendim. Patates paçasının da güzelliği ortada, içerisinde yoğurduyla, yumurtasıyla birlikte iyice harmanladık. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.